Ben Gölcük depreminde de dünyadaydım. Fakat o zamanlarda 8 aylık olduğum için o depremi hatırlamıyorum. Fakat ailemin anlattığı kadarıyla tabii ki sarsıntıyı yaşadık. Çök kapan, dışarıya çıktık. Bir sürü badireden sonra beni ve annemi Zonguldak'a göndermişler. Fakat babam işi nedeniyle tekrar burada kalmak zorundaydı. Tabii ki o deprem, bu deprem ikisinde yaşamış birisi olarak söyleyebileceğim tek şey, halkın gerçekten yardıma ihtiyacı var. Ben mesela bir hevesle Hatay'a geri döndüm. Ertesi gün işim var, çocuklarımı göreceğim. Tekrar uzun bir aradan sonra eğitime devam edeceğiz diye. Fakat tabii ki umduğum gibi olmadı. Saat 3.45 sularında İskenderun'u Togara'ya inebildim. Sonrasında bir taksi tutup evime geri döndüm. Eve döndükten sonra tabii ki üstümü başımı değiştirdim. Kafamı koydum yatağıma. Koyduğum anda o sallantıyı yaşadık. Fakat ben hani birkaç aydır İskenderun'dayım. Ve birkaç aydır ufak ufak sallanmalar vardı. Yani beni rahatsız etmiyordu. Ben de hani uykuma devam edebiliyordum. Bir şey olmuyordu. Ben de öyle düşündüm başta. Hani birazcık sallanacak, ondan sonra duracak. Korkma dedim kendime. Fakat 2-3 saniye sonra o sallantılar daha da arttığında, dolaplar sallandığında, benim eşyalarım aşağı düşmeye başladığında ve artık bacaklarımı hissetmemeye başladığımda, bunların hepsi 2-3 saniye içinde oldu ve o panik anında ben bile, yani öğretmenim, deprem tatbikatını yapan insanlardanız. Ben bile aklıma hiçbir şey gelmeden üzerimdeki tişörtle merdivenlerin yarısına kadar indim ve sonra soğuğu hatırladım. Evime tekrar geri dönüp bir adet yağmurlukla beraber, hazır olan bir adet çantamla beraber dışarı çıktım. Kendimi bir şekilde 4. kattan yaklaşık 10-15 saniye içinde aşağıya indirebildim. O soğukta, o yağmurda herkesin korku içerisinde olması tabii ki insanı gerçekten bir panik haline sokuyor. Yerel halk çok anlayışlı o konuda. Hemen bir ateş yaktılar. Etrafında hemen toplandık, ısınmaya başladık, tartışıyoruz. Bir şey oldu mu? Herkes kendi binalarına bakıyor. Herkes sevdiklerini aramaya çalışıyor. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi kimse kimseye ulaşamıyor. Telefon hatları kapalı. Ana yola bir çıktım. Binaların olmadığını gördüm ondan sonra. O panik hali o zaman başladı bende asıl. Ve binalar böyle yola doğru yıkılmış. Gideceğimiz yer de yok. Yani herkes beni itip bu tarafa doğru götürmeye çalışıyor. Burada binalar yıkılmaya devam ediyor, buraya gitmemelisin diye. Ama inat ettim, hani gideceğim dedim, çünkü kimsem yok orada. Arkadaşımın yanında en azından daha güvende olurum buraları atlatabilirsem diye. O toz bulutunun içinde, enkazların içinde, insanların bağırışları, çağrışları, annelerinin, babalarının, eşlerinin, hayat birikimlerinin enkaz altında kalmalarını duyarak bir şekilde arkadaşımın yanına vardım. Tabii ki bu arada bir şekilde kendi aileme de ulaşabildim. Onlara da dedim, hani deprem oldu, ben güvendeyim. Hani bir korkunuz olmasın diye. Fakat keşke aramasaydım dediğim bir zaman da oldu. Çünkü direkt ağlamaya başladılar ve ben hayattayken bir aile ağlıyorsa, şu an hayatta olmayan insanların aileleri hani ne durumda, siz düşünebilirsiniz onu. Ben düşündükçe zaten elim ayağım titriyor. Yani gözümün önünde insan çıkardılar, çok sevindim. Battaniyeye sardılar, teselli ettiler. Tabii ki ölüleri de çıkardılar, onları da gördüm. İçimiz kan ağladı. Benim içimde vardı hani kalayım, bir şey yapayım diye, ama yani benim de ailem, ben de ailenin tek evladıyım. Yani kendimi tehlikede hissettim. Zaten kendime bakamıyordum o durumda. Otogara gidebildim bir şekilde. Gittiğimde de hani bütün seferlerin iptal olduğunu gördüm tabii. Sadece bir tane çok hayırsever bir aile diyeyim artık, bir adet servis kiralamışlar Adana'ya kadar gidecek diye. Ona bir şekilde biletini alabildim. Sonra tabii Adana'ya gittim. Orada soğuk beni hayatta tuttu, ya da ne bileyim geç gelmem mi hayatta tuttu, hızlı olmam mı hayatta tuttu, ailemin duası mı hayatta tuttu, verdiğimiz sadakalar mı hayatta tuttu bilmiyorum, ama şu an buradayım. Eğitim ara verildi, ben hala haberlerini alıyorum, benim çocuklarım hala orada enkazın altında.
elimden şu an gelecek her şeyi yapıyorum. Yani buradan mesela su depoları istiyorlar, tankerler istiyorlar. Gerçekten bütün dünya seferber oldu. Yani böyle acıların yaşanmaması zaten lazımdı ki yaşanıyor. Şu an halk gerçekten desteği görüyor. Bu hani dayanışma, bütün dünya seferber oldu. Gerçekten herkese çok çok teşekkür ederim depremi yaşamış bir insan olarak, ama dualarınıza da çok ihtiyacımız var. Hani açın elinizi, dua edin, yardım edin, oturmayın, sessiz kalmayın, hakkınızı arayın, bir şey yapın. Benim tek hatırladığım şey durup durup sallandığımızdı. Mesela şu an bile hareketsiz durduğum zaman olduğum yerde sallanıyorum. Yani 750 tane, 300 tane, artık sayısını hiç bilmiyorum. Sallandık, deprem oldu diyorlar. Ben mesela arkadaşımın koluna giriyordum, o benim koluma giriyordu. Biz anca öyle yürüyebiliyorduk. Çünkü deprem durdu, bitti, sallandık, artçı oldu. Biz hala kan basıncındandır nedir, başımız dönüyor da yürüyemiyorduk. Zaten hani yollar kırılmış, kaldırımdan gidiyoruz. Bir yandan binalara bakıyoruz, endişeliyiz, üstümüze çökecek mi, kafamıza bir şey düşecek mi diye. Yani yaşadıysam bile hatırlayamıyorum yani. Şu hafıza yok orada.